Evet, herkese merhaba. Bugünkü inceleme konuğumuz Eikasso model markasının VL-X aksiyon kamerası. Öncelikle dışındaki özelliklere bakalım. Kameramız 4K 30 fps native çekim yapabiliyor. Yani yazılımsal değil, orijinal olarak bir 4K çekim var. Fotoğraflarına baktığımızda 20 megapiksel, 12 megapiksel, 10 megapiksel, 8 ve 5 megapiksel olarak çekim yapabiliyor. Ayrıca bu markanın özelliklerinden biri de çoğu modellerinde remote kontrol göndermesi. Su geçirmez kılıf ile birlikte 40 metreye kadar çekim yapılabiliyor. İsterseniz kutuyu açmayla başlayalım. Evet, kutumuzu açıyoruz. Bu arada bu modelin Türkiye'de satışı bulunmuyor. Bana ulaşımını sağlayan İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım sayesinde bu modele ulaşabildim. Kutunun içinden kameramız çıkıyor ve aksesuarları çıkıyor. Bu kameranın oldukça geniş bir aksesuar içeriği var. Şöyle bakmak gerekirse. Önceden de belirtmiş olduğum gibi kutu içerisinde oldukça geniş bir aksesuar malzemeleri çıkıyor. Özellikle bu Akaso markası için en sevdiğim özelliklerinden biri de çift pil göndermeleri. Bunu çoğu marka göndermiyor, ekstradan almanız gerekiyor. Ayrıyetten anlattığım şekilde uzaktan kumandası, gidon bağlama aparatları, kaska bağlama aparatları ve yan bağlama aparatlarıyla oldukça zengin bir kutu içeriği bizi karşılıyor. Evet, kameramızı ilk çalıştırdığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Tabii içinde hafıza kartı şu an yok. Öncelikle kameranın dış kısmından başlaman gerekirse kameranın dışındaki kaplamanın hissiyatı oldukça iyi ve yani premium bir his yaratıyor bazen. Onun dışında altta herhangi bir aparat olmadan direkt göğüs bandına veya hani pasolu bağlama aparatınız varsa direkt ona şekilde bağlayabileceğiniz bir sistem. Hiçbir gereksinim duymadan direkt kamerayı bağlayabiliyorsunuz. Evet, SD kartımızı takıp kameramızı incelemeye devam ediyoruz. İlk kartı taktığımızda bizden kartı formatlamamızı isteyecek. Bunun için ayarlar menüsüne geldiğimizde ayarlardan format kart seçeneğine geliyoruz ve confirm deyip formatlamayı bitiriyoruz. Evet, kartı formatladıktan sonra cihazın özelliklerine devam edebiliriz. Burada video çekim ayarlarına geldiğimizde çözünürlüklerin 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, 2K'da 60 ve 30, 1080p'de 90, 60 ve 30 olarak, en son 720 piksel çekimlerinde 120, 60 ve 30 olarak çekim yaptığını görebiliyoruz. Buradan cihazın en güzel özelliklerinden biri Image Stabilization ve Gyroscope olması. Yani özellikle sarsıntılı çekimlerde olabildiğince düzgün çekim yapmak için bu iki özelliğin de açık olmasına dikkat etmeliyiz. Onun dışında slow motion özelliğimiz bulunmakta. Timelapse harici mikrofon çekimine Timelapse özelliğinin haricinde bir de harici mikrofon bağlamanıza olanak sağlayan bir sistem içermekte içinde. Bunun dışında beyaz dengesi, ISO ayarları ve renk seçeneklerini buradan değiştirebileceğiniz bir sistem bulunmakta. Fotoğraf çekim moduna geldiğimizde burada 20 megapiksel, 12 megapiksel, 8, 5 ve 3 olarak kendiniz ayarlayabileceğiniz bir sistem bulunmakta. Burada hangi formatta çekeceğinizi seçebiliyorsunuz. JPEG modunda veya JPEG artı RAW modunda çekim yapabiliyorsunuz. Buradaki RAW modunda kullanma sebepleri Photoshop kullanmak isterseniz hem JPEG hem RAW modunu kullanıp daha güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. İşte zamanlayıcımız, fotoyu timelapse olarak çekmek, ekran ayarları. Bir önceki videoda da anlattığım özellikler burada tekrardan devam etmekte. Harici ayarlarına geldiğimizde burada sesi istediğimiz gibi %100'e ve yani hangi ses modunda çekmek istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Dokunmatik tonları, key mod gibi özellikler burada görünmekte.
Onun haricinde çekim açısını ayarlayabilmemize olanak sağlıyor sistem. 170, 140, 110 ve 70 derecede çekimler yapabiliyoruz. Burada VDR modu, dalış modu gibi özellikleri de bulunmakta. Ayrıca belli bir süre sonra otomatik kapanma özelliğine de sahip. Dil seçeneklerine baktığımızda İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince ve Portekizce bulunmakta. Burada saati ayarlayabildiğimiz ve genel olarak kartı veya cihazı komple sıfırlayabildiğimiz alanlar burada mevcut. Burada cihazımızı program üzerinden kontrol etmek için cihaz ekleme seçeneklerine geldiğimiz device modundan gelip add device diyoruz. Ve burada kameramızın modeline tıklayıp bize nasıl bağlanacağını gösteriyor. Aynı orada gösterdiği şekilde Wi-Fi'ye giriyoruz. Buradan gelip Wi-Fi'lerden burada yazılı olan adı bulup öncelikle giriş yapıyoruz. Programı açtığımızda burada hafıza kartı içinde ne kadar şu an yer kaldığını ve tahmini pil yüzdesini gösteriyor. Ayrıca video çekim modunda burada çekim kalitesini görebiliyoruz veya yani yapmak istediğimiz bütün özellikleri buradan da tekrardan yapabiliyoruz. Ayrıca kamera üzerinde yapabildiklerimizi. Onun haricinde kameranın kalitesini göstermek amacıyla böyle fotoğraf koyup tekrardan hani bir bakalım. Yani oldukça iyi bir lense sahip olduğunu söyleyebilirim fiyatına göre tabii ki. Evet, şu an içinde 32 GB'lık bir hafıza kartı var. 4K 30 FPS'te yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir çekim yapabiliyor. Diğer çözünürlüklere baktığımızda 2K 60 FPS'te yine süre değişmiyor 1.20. 1080-60 FPS'e geldiğimizde 2 saat 5 dakikalık çekim yapıyor. Ben genellikle çekimlerimde 1080-30 FPS kullanıyorum. 720-120 FPS çekimlerinde baktığımızda yine 2 saat 5 dakikalık bir çekim süresi vermekte. Tabii bu süre saniyede aldığı çerçeve sayısına göre değişiyor. Çünkü yüksek FPS'lerde daha fazla yer kapladığı için çekim süresi oldukça kısalıyor. Bunu da bilginize vermek istiyorum. Dediğim gibi bu modelin şu an Türkiye'de satışı yok. Arkadaşım İngiltere'den ziyaretime geldiğinde getirmişti ve İngiltere'ye satış fiyatı aldığımız tarihte Temmuz ayında almıştık. 89 sterlindi. Genel olarak Akasa'nın kendi sitesinde bu model şu an 99 dolara satılmakta. Ben bu satış linklerini aşağıya ekleyeceğim. Ayrıca AliExpress üzerinden de almak isteyenler için oraya da bir link ekleyebilirim. Genel olarak 100 doların altında alınabilecek en iyi aksiyon kameralarından olduğunu söyleyebilirim. Zaten hani YouTube'da genel olarak araştırdığınız zaman GoPro'nun diğer modellerle de karşılaştırma videolarını izleyebilirsiniz. Hani tam bir fiyat performans olup düşük bütçede alınabilecek en iyi kameralardan olduğunu söyleyebilirim. Kameranın dış çekim performansını videonun sonunda izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ürünün linkini aşağıya ekleyeceğim. İncelemek isteyen olursa oradan ürüne ulaşabilir. Teşekkürler. Evet, şu an kameramızın stabilizasyon sensörleri açık şekilde yürüyüş ve koşu testini gerçekleştireceğiz. Ve şu an aynı testi jiro sensör ve elektron stabilizasyon sensörü kapalı olduğu halde şu an yürüyüş modunu görüyorsunuz. Şu an hava oldukça kapalı olmasına rağmen yine de görüntü kalitesi canlılık olarak gayet tatmin edici. Tabii şu an sesim nasıl geliyor tam bilmiyorum ama önceki izlediğim videolarda internal mikrofon kalitesinin biraz düşük olduğu söyleniyordu. Tabii şimdi siz bunu dinledikten sonra kendiniz de karar verebilirsiniz. Görüntü kalitesi oldukça iyi.
Zaten videonun tekrardan sonuna fotoğraf çekim kalitelerini de koyacağım. Yani video canlılığı olsun, gerek görüntü kalitesi olsun, gayet tatmin edici bir aksiyon kamerası. Görüntü stabilizasyonu oldukça ideal. Ve tekrar etmek istediğim gibi 100 doların altına alınabilecek nadir aksiyon kameralarından.